Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş'ın öncülüğünde Kırklareli Kent Konseyi Olağan Bilgilendirme Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Genel kurul üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda değerlendirmeler yapıldı. 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinde 88. yılıydı. 2002 5 Aralık günü. Bu yıl 89.'yu kutladık. Bu haklar veriliyor ama genel olarak hala seçme hakkımız var ama seçilme hakkımızın olmadığı bir ülke. Bilmiyorum 89, 90, 100 nereye kadar sayabileceğiz. 12 Aralık Termik Santral Dosyası kararı basın açıklaması. Burada gördüğünüz gibi fotoğraflarda aslında Kent Konseyi de yürütme kurulu olarak yalnız değil. Bütün bu işler yapılırken biz TUMOP, BARO, çevre derneklerimiz, özellikle Doku Derneği, zaten Doku Derneği'ndeki arkadaşlarım daha önce Kent Konseyi Çevre Meclisi'nde bulunan arkadaşlarım, bütün bunları hep birlikte başardık. 12 Ocak eğitim iş bir günlük iş bırakma basın açıklaması. Evet, maalesef ki Türkiye'de eğitimsen, eğitim iş, emeklisen gün geçmiyor ki bir basın açıklaması olmasın. Karanlık bir ülke gündeminde maalesef biz hep alanlardayız. Hep bir basın açıklamasında bir başka gruptaki arkadaşımızla destek için sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 20 Nisan Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB proje iptali basın açıklaması. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda yine alanlardaydık. 31 Mayıs Karanlık Gider Gizli Kalır. 26 Temmuz Akbelen'e Dokunma. 8 Ağustos 15. Yayla Bolluk Bereket Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri. Evet, biz Mayıs'ta çalışmaya başlamıştık. Ağustos'un 8'ine kadar bir altlık oluşturduk aslında. 2,5 ay gibi bir süre çalıştık. 22 Aralık'ta da ÇEDES Hayır basın açıklamasında eğitimsene destek verdik. Kurulan standlarda ve basın açıklamasında onlara yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi etkinliklerimiz, bu 2022 yılı Kasım ayından, o dönemde Tabip Odası ve Aziz Sağlık Merkezi birlikte çalışarak Kırklareli Belediyesi'nin de desteğiyle AKM salonunda 5 ayrı okulda 165 çocuğa eğitim çalışması verdik. Çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Bunların içerisinde yine bir Atatürk sergisi de vardı. 22-25 Aralık Yeni Kapı Trakya Tanıtım Günleri. 5 Nisan'da iklim değişikliği, su, tarım ve orman panelini gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi hayatın tatlısı da var, acısı da var. Kaybettiklerimiz var. Ama bazen de burada sazlı sözlü çalışma gruplarımız, bazen köylerde, ama her ay burada gerçekleştirdiğimiz toplantılarla büyük bir emek var. Büyük bir grup var. Kendisini tebrik ediyoruz. Şöyle sağ olun.